Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Arun ve bugün sizlere yepyeni bir video daha verebilirim. Bugün sizlere kare bir şekilde giriyor ya, video efekt oluyor. Heh, tam da onu göstereceğim. İki tane klip attım. Kliplerim şu an dikdörtgen biçim, 1920x1080 dikdörtgen biçimde. Şimdi ilk olarak girecek klip bu olsun arkadaşlar videoya. Ben bunu bir kare bir şekilde maskayım, öyle geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir mask attım. Bu arada videoya pozisyon ayarlamak isterseniz büyük ihtimal bir kere render atmamız gerekiyor. Pozisyon atıp, çünkü göstereyim şöyle. Pozisyon atarsanız kare biçimden kayıyor. Buraya alamıyorsun. Buraya almak için büyük ihtimal tekrardan render atmanız lazım. Her neyse, biz pozisyon atmayalım. Videomuz böyle. Şimdi kare bir şekilde nasıl gireceğiz? Girecek olan videoya geliyorum arkadaşlar. Buradan ne yapıyoruz derseniz arkadaşlar, pozisyon ve skalayı açıyoruz. Şimdi iki türlü, mouse'un sol tıkına basıp shift'i aşağı çekebilirsiniz. Shift sağa sola gitmesine engel olur. Veya işte buradan ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Biz şurada bırakalım. Boyutu da şöyle küçülteceğiz. Bu arada bunun center'ını ayarlamak lazım mask attığımız için. Center şuraya kaymış. Devam edelim arkadaşlar. Aynen, tam bu işimizi gördü. Buradan merkezini ayarladık. En son skala ayarlıyorduk. Şöyle. Buradan skalayı sıfır yapayım. Şu an videomuzu izlersek arkadaşlar, şöyle güzel bir açıda. Bu arada full'de şu an. Video. Unuttuk şeyi. İzliyoruz. Hemen izlemeye kalkıyoruz ya. Şunu uzatalım diyeceğim. Uzatamıyoruz. O zaman videoyu biraz geri alalım. Tamam. Video. Şimdi sona geliyorum. Büyüklüğümüz yine 100 olsun. Ve eski yerine geri gelsin istiyorum. Gördüğünüz gibi. Şu an böyle bir giriş oldu arkadaşlar. Bundan sonra video devam edecek işte arkadaşlar. Şöyle. Size kuartı yapalım. Sesleri kapatalım. Şöyle bir izleteyim. Render aldıktan sonra. Gördüğünüz gibi giriş yavaş. Bu arada isterseniz hızlandırabiliyorsunuz yani. Şimdi iki türlü hızlandırma var. İsterseniz benim gibi pozisyon aralıklarını şuradan uzun tutmazsınız. Hızlanmış olur. Her neyse, şimdi devam edelim. Buradan ilk pozisyonun şuradaki ayara tıklıyorum. Buraya giriyorum arkadaşlar. Ardından şu elimize geri gelsin. Videoya hızlı mı girmek istiyorum? Böyle bir grafik yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Tak, gördüğünüz gibi şimdi izleyelim. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Buradan istediğiniz gibi ayarı yapabilirsiniz. Ben şöyle bırakacağım. Şöyle bırakacağım. Şuraya. Tamam. Böyle iyi benim için. Gördüğünüz gibi video böyle giriyor. Aynı şekilde skalayı da yapabiliyorsunuz bunu. Nasıl yapıyoruz derseniz, şuradan örnek bir tane nokta ekleyelim. Onu da şöyle yapalım. Tamam, videomuz oldu. Şu an en basit haliyle kare giriş bu şekilde arkadaşlar. Gösteriyorum. Biraz da öne çekelim şu videoyu. Ben şunları unutmuşuz galiba. Tamam. Bunu yaptığınız örnek, ayarladınız. Motion'ları isterseniz buradan çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece bulanık oluyor. Gördüğünüz gibi. Son örnek tam ekrana girdi ya. Tak şurada. Ctrl Shift D ile kestik bunu. Buraya bir şey katarsınız. Twitch şey katsanız daha güzel olur bu arada. Ben şimdilik şunu atayım. Tak, gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bir giriş olacak. Bu arada şeye takılmayın, yanlara. Hatta şu an maskta olduğu için öyle de motion title'ı belki çözebiliriz. Onu da göstereyim. Merak eden olursa şurada 300 yapalım. Bakayım. Motion title'la mirror'u açmadık. Bakalım çözdük mü?
Evet, motion title'ı da çözemedik. Her neyse. Bunu silelim. Ben mi çözemedim diyeceğim. Yok, bildiğin şeyden dolayı, şuradan açarsak mask örnek sıkıntı yok. Tamam. Giriş örnek bu efekti yapabilirsiniz dediğim gibi. Şuradan silelim. Bir sürü şey katabilirsiniz veya ghost atabilirsiniz. Ghost'u da göstereyim hemen. Ghost yazmadık. Zidane'ın şu ghost'unu atalım. Abi niye bize el veriyorsun ya? Bu arada ghost'u buna atmayın. Üstteki bir tane daha kopyasını çıkartın. Ona atın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an böyle bir geçiş oldu. Diyeceksiniz şu an tamam bunu da yaptık. Lazeri nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar lazer için şu an ben mask attım. Maskım var ama sizde eğer videonuz kare ise Layer Auto Track atıp buradan Work Area seçip OK diyeceksiniz. Maskı oluşturduktan sonra Saber'a giriyorsunuz. Buradan attık bunu gördüğünüz gibi. Render Settings Black Add Custom Score Layer Mask gördüğünüz gibi şu an videonun etrafında yazılarımız var. Buradan ayarlayabiliyorsunuz her şeyi. Bakın böyle oldu. Fire yapalım dedik. Bu burada köşeleri falan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz sağdan. Şu an giriş böyle oldu. Buraya hatta ne yapalım? Atalım ya. Bir tane Twitch shake var mı burada? Atalım ne olacak? Hard atmayalım da. Twitch shake ama ekrandan çıkıyor. Buraya Y shake atalım. Gördüğünüz gibi böyle bir geçiş oldu. Arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey var mı? Blur'u da kapatabilirsiniz buradan. Unutmayın. C shake atabilirsiniz. Onu da gösterelim. C shake atalım buna. C shake'de 0-1 yapayım şunu. Bunu da 1 yapalım. Bakın arkadaşlar şu an video hafif sallanarak geliyor. Arttıralım örnek. Gördüğünüz gibi. Orası sallanıyor merak etmeyin. Hızlı geldiği için bakın gördünüz mü? Sonunda sola doğru böyle sallanarak getiriyor. Böyle yapılıyor. Kara efekt aynen böyle yapılıyor arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.